Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz gençler. Bugün Finlandiya'da bir balık ne desem, bayır balık müzesinde izlersem herhalde daha güzel olur. Arkadaşlar bugün balıkları gezeceğiz. Burasında balık satılmıyor, burada sadece balıklar gösteriliyor. Balık hayvanat bahçesi dersek daha doğru olabilir. Arkadaşlar lütfen videomuza like, yorum yapmayı unutmayın. İnşallah fırsat olursa burada pet shopları da çekeceğim. Burada çekirge satıyorlar, akrep satıyorlar, fareleri satıyorlar ama fareler çeşit çeşit, yani boy boy. Yani bir görsen benim kafam kadar fareler bile var. Hatta kafam kadar fareye benim yaşadığım evden daha büyük alan verilmiş. Bayağı değişik bir cümleydi. Abi hemen gidelim içeriye. İçeride güzel balıklar vardır diye ümit ediyorum. Görünüş itibariyle bir akvaryum vardı. Gerçekten büyük. Benimki 500 litrelikten daha büyük bir akvaryumdu. İçerideki akvaryumları size göstermek için şimdiden sabırsızlanıyorum. Şöyle bir giriş kapısı var. Hadi girelim. Arkadaşlar ilk ana yerdeyiz. Burada bizi böyle bir akvaryum karşılıyor. İçinde şu mücevher balığı lan. Bunu biliyoruz. 6 aylı mı? Gerçekten güzel. Bu mücevher balığını biliyoruz. Şurada değişik bir tane tür balık var. Yalnız renkli menkli canlı bir şey. Bilemiyorum tabii şu an içeride hani video falan çekiliyor mu? Eğer ki canlı olarak çekiliyorsa flaşı açacağım. O yüzden rahat olun. Daha güzel videolar alacağım sizler için. Sıkıntı yok yani. Ama abi sanki ben bundan daha iyi bir yerden görüntü alıyordum az önce. Şuradan evet. Buradan görüntü alınca daha güzel çıkıyorlardı. Hatta bir flash açalım, umarım flash açınca sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar, flashımı açtım, balıklarımı size göstereceğim. Balıklarımı, düşünsene balıkları hemen sahiplendik de. Arkadaşlar içinde değişik değişik türde balıklar var. Pirana kesinlikle değil ama andırıyor. Şunu eminim ki biliyorsunuzdur, bu bilindik gördüğümüz bir balık ama biz hiç yani Türkiye'de o kadar büyüğünü görmemiştim. Ha illaki böyle balık gösterilen yerlerde vardır ama pet shoplarda falan görmedim yani bu tarz balıkları. Ki zaten balıklar da büyük. Acaba şöyle yukarıdan gösterebilir miyim sizlere? Abi gerçekten güzel büyük balıklar var. Hatta bayağı bir tatlılar yani. Şunun bir fosforlu kısmına bakar mısınız? Acaba bakalım daha neler varmış. Hemen diğer taraflara da gidelim. Vay canına, güzelmiş gerçekten. Yalnız burada benim özellikle size göstermek istediğim bir tane vardı ama o kayboldu. Ha, o buraya gelmiş. Ama güzel yani, çok değişik değişik türler var. O nereye kayboldu ya? Ha işte burada. Bu ne lan? Arkadaşlar şöyle girdik. Yalnız bizi kapıda damgaladılar. Bu bizim giriş şeyimizmiş. Çok saçma lan. Çok enteresan. Umarım bu buradaki resimler içeride de vardır. Öyle umut ediyorum açıkçası. Oktay burada ne yazıyor? Oktay burada ne diyor? Flash mı yakamazsınız diyor. Hadi ya, dur bir içeriye girelim bakalım güvenlikleri. Ama telefon da aynı hesap. Dur bir girelim bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, girişimizi yaptık. Şöyle girişte bizi böyle bir şey karşılıyor burada. Abi burada ne var ki ya? Ben burada bir şey göremedim açıkçası. Bunun karşı tarafına gelsek daha iyi olabilir. Suyu temiz ha, gerçekten suyu temiz. Bilmiyorum buraya temiz suyu mu atıyorlar yoksa nereden temizleniyor ama. Şöyle bir başlayalım o zaman şuradan. Arkadaşlar ilk akvaryumumuz burada. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Üstüne ışık vermişler. Işık verdikleri sayesinde ben flaş yakmasam da gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Şöyle bir hemen netleştireyim sizlere. Vallahi parıldak parıldak, gayet güzel. Yavru var mı? Yavru yakıyorlar mı derseniz, abi pek yavru yapmışlar gibi görünmüyor. Yani şöyle bakıyorum otların modların arasına ama pek yavru göremiyorum. Hakikaten göremiyorum yani. Şöyle bakıyorum ama yavru falan yok abiler. Burada özellikleri yazıyor. 2,5 santim oluyorlarmış. Adı böyle böyle bir şeymiş. İçine bir tane de çöpçü vatoz atmışlar. O vatozu ben az önce gördüm. Şurada bir yerde temizlik yapıyordu. Onun dışında gayet tatlı balıklar. Burada ne varmış? Buradan bir köprüden geçiyoruz. Burada arkadaşlar 2 tane kaplumbağamız var. Yok 3 tane kaplumbağamız var. Vay be, kaplumbağalar için gerçekten çok güzel yer yapmışlar. Abi gerçekten güzelmiş ama var ya. Şurada da bir tane var. Bakalım başka var mı daha da? Abi başka göremiyorum ama gayet güzel. Büyük ihtimalle şurası buraya bağlı. Evet, o şekilde oradan su temizleniyor, geliyor buraya da, buralara kadar geliyor. Ama şuradan da arkadaşlar bir su gönderiyorlar. Gördüğünüz gibi orada bir su hareketliliği var. Su devir daimi gerçekten güzel. Suya bakıyorum da bir kir bir dışkı göremiyorum. Gayet güzel. Hatta bakın şuraya da ışık koymuşlar. Bu ışıkların sebebi büyük ihtimalle balıkları ısıtmak için olması gerekiyor. Yani pardon, balık demişim. Kaplumbağaları herhalde ısıtmak için, öyle düşünüyorum. Güzel yani, gerçekten güzel. Güzel bir başlangıç yaptık. Burada da piranalara geldik. Lan piranalar yalnız
abi bayağı yüzde aşağıdır falan var lan. Şöyle yakından bir gösterelim. Abi yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Planaları saymaya kalksak bayağı güzel olsa herhalde. 3, 5, 7, 10. Şu tarafları da gösterelim Oktay. Yalnız bayağı varmış ya. Gel abi gel abi. Buradan bir gösterelim. Gençler gerçekten çok fazlalar. Bayağı da büyükler yani. Şöyle elimden pay biçin. Ciddi ciddi büyükler. Hemen ben şuradan bir birazcık alayım. Şöyle şöyle sizlere göstereyim. Abi gerçekten çok büyükler. Hem de bayağı da bir fazla var. Oktay acaba bunlar için su yeterli mi ya? Yeterli yani. Yeterlidir değil mi? Büyük ihtimalle yeterli olmasa herhalde bunlar buraya koymazlardı. Ama şöyle... Arkadaşlar bunlar piranha. Arkadaşlar bunlar piranha. Abi vallahi çok büyükler. Acaba bunlar nasıl besleniyor? Oğlum bunlar herhalde elimizi yer. Aa bak elimizi koyamıyoruz. Buraya TNT yapmışlar. İçine girsek zaten elimizi bunlar anasını satar. Burada ne varmış abi? Burada balık var mı ya? Ana şurada bir şey var. Çok büyük lan. Bu neymiş? Burada nerede yazıyor? Aa şu pirana kısmı. Aa bu balık varmış içerisinde. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Değişik bir balık. Arkada şu anda saklanmış. Kafası nerede? Abi bu nedir ya? Hayır buna flash da açamıyoruz. Kusura bakmayın. Demek ki bu karanlığı seviyor. Of 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 of. O ne lan? Oktay bu çok bambaşka bir şey ya. Bu bambaşka bir şeymiş ha. Bakalım abi daha başka. Şaka yapıyorsun. Oğlum o ne? Bir metre balık var lan orada. Arkadaşlar ben buna flash açmak durumunda kaldım. Şöyle söyleyeyim. İçeride çok büyük bir balık var ya. Herhalde ışığı açmazsak daha iyi oluyor ama. Bir saniye. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İçeride çok büyük bir balık var. Oğlum bu kaç tondur lan? Allah için bu kaç ton acaba? Aa bir saniye cama dokununca ışık yanıyor. Işık yanmadı. Ha demek ki cama dokununca değil. O alarm herhalde. Flaş açtığın için mi? Ha olabilir belki de. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten içindeki balık çok büyük lan. Vay canına. Ama var ya alanı da çok büyük ha. Piranalara bundan daha az alan verilmişti. Burada ne varmış? Şöyle bakıyorum. Aa bak şurada da balıklar varmış. Elektrik balığı bu muymuş? Evet elektrik balığı buymuş. Hiç duydun mu elektrik balığı? Duydum ama hiç kendisi görmemiştim. Abi ama çok büyük lan. Lambaya uyuyor ki lambaya yanıyor. Panik yapıyormuş. Öyle mi? Vallahi. O da yazılı da büyük. Bu ne peki? Nada. Şuradan bir oku bakalım bu neymiş kanki? Bunlar Kongon Tetra. Tetra. Ha, tetralar bilirler ya arkadaşlar. Vallahi ben... Bekot var bekot. Of of şaka yapıyorum bu ne? Oktay. Oğlum ben bunları bu kadar büyüdüğünü biliyordum da yani çok nadir böyle çok büyük görüyorum ya. Çok müthiş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız bir? Evde iki tane yavru var bende. Onlar da bunun kadar büyüyor. Vallahi bende bunun yavrusu var. Ama bilmiyorum yani bunun kadar büyümesi bayağı bir uzun sürer herhalde. Şurada da tetralar metralar var. Şöyle netleştireyim. Ama gayet güzel yani görüntüsü. Şuna bakar mısınız? Enteresan enteresan balıklar var. Şunun gözünü yemişler la. Bunun gözü yok arkadaşlar. Of 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 of. Güzel balıklar var. Gerçekten güzel balıklar var. Hatta yani baya büyük de alan vermişler arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? Ağlıyormuş gibi lan adam sanki değil mi? Aynen. Adam ağlıyormuş gibi. Kökler mökler baya yapmışlar ya. Devam edelim bakalım acaba daha neler var. Şurada küçük küçük yerler var arkadaşlar. Acaba ne burada? Burada kurbağalar varmış. Şaka yapıyorsun. Bir şakaya daha geldik. Bir şakaya daha geldik abi. Çok tatlı ve çok enteresan ya. Oktay bunları kesin görmen lazım ha. Kurbağaları görüyor musun? Teyzeoğlu. Nasıl parlıyorlar bak. Gördün mü o iki tanesini? Abi hem çok küçükler şu kadar bir şeyler ama acayip parlıyorlar. Burada ne varmış? Burada acayip bir buğulanma var. Umarım burada bir canlı yoktur. Varsa da göremeyeceğiz. Aa. Bak yakınlaştırayım. Oğlum çok renkli lan. Bu nasıl bir kurbağa? Oktay onu gördün mü? Şuradaki küçük sarıyı. Gördüm küçük sarı aynen. Çok güzelmiş lan. Köydeki, acaba köydeki kurban daha tatlı. Tabii lan köydeki kurbağa kurbağa değil ki yarattık onu. Şöyle bakıyorum abi hani içeride başka var mı? Yok. O küçük turuncu kurbağa mı? He o kurbağa. Ha kurbağa mı? Onlar kurbağa. Ama sanki oyuncak gibi duruyor değil mi? Keşke keşke hareket etseler lan. Aynen. Abi hareket etse gerçekten güzel olabilirmiş la. Yalnız içine örümcek girmiş. Örümcek ağ yapmış ha. O da bir enteresan durum. Vallahi
Burada ne? Oo şaka yapıyorsun. Oğlum çok güzelmiş bu. Yalnız camın kalınlığına da dikkat çekerim yani. Camın kalınlığını görüyor musun Oktay? Evet görüyorum. Baba bu ne ya? Şöyle bir elimizi koysak şuraya. Vallahi herhalde güvenlik o zaman gelir. Ağzımıza tükürür diye tahmin ediyorum. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Renkleri çok tatlı lan. Şaka mı yapıyorsun sen? Şöyle birazcık indirelim. Abi ya şunlara bakar mısınız? Gerçekten çok tatlılar ha. Aynı bizim şeker pembeye benziyor arkadaşlar. Şeker pembenin tarzından. Yalnız var ya bir başımda döndü. Oktay şöyle bir bana göstersene. Arkadaşlar şimdi size şöyle söyleyeyim. Ben hiç oval almıyorum ya. Oval ilk defa böyle bakıyorum. Yalnız şöyle oluyor yani. Şöyle bir başım bir dönüp gidip geri geliyor ha. Gerçekten biraz hani bir baş döndürücülüğü var. Abi gel gel şunları size göstermem lazım. Bakar mısınız bir? Ne yapıyor lan onlar? Çok enteresan ve güzel. Gerçekten güzeller. Adı ne bunların Oktay? Sağda solda yazıyor mu? Bir dakika hemen bakıyorum. Hemen bir öğrenelim bunların adı neymiş. Oğlum benim başım döndü lan. Kardinal, kardinal. Kardinal balığı öyle mi? Evet. Şu neymiş? Abi çok enteresan bu. Ama var ya şu turuncu çok güzel. Kaç tane var ki? Aa bak şurada yavrular var. Aa kayıp balık Memo da var lan. Çok tatlı ya. Anam, anam. Kayıp balık Memo gerçekten çok tatlıymış. Yukarıdan görünüşü de bu şekilde. Kayıp balıklardan iki tane var. Acaba şu köşede var mı başka? Orada yok ama var ya şunlar çok tatlı. Hele bunların içinde de bazısı gerçekten daha tatlı. Yalnız baya da büyük değil mi Oktay? Aynen. Gerçekten büyük yani. Şuraya bakalım abi. Burada ne? Aa ilk önce buraya bakalım. Bu küçük yerde ne varmış? Oktay burada bir şey görüyor mu kanki? Bakıyorum. Vallahi ben göremiyorum. Bir saniye bulursam döneceğim size. Arkadaşlar burada bambaşka bir balık bulduk. Aa o da güzelmiş gerçekten. Ama onun ışığa çıkması lazım tam belli olması için. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı. Çok enteresan ama hareketsiz ya. Acaba hasta mı ki? Bilemiyorum. Hoşuma gitti bence. Rengi çok hoşuma gitti benim de ama çok hareketsiz. Belki acaba havasız mı kaldılar? Bakar mısın? Yani hava çok az çıkıyor. Aa bak gel gel. Gel Oktay gel burada onun daha büyüğü, daha hareketlisi var. Ama o bayağı bir hareketliymiş ya. Hemen geldi gitti. Bir göremedik yani. Ha, görüyor musun? Daha... Bak orada biri vardı ama gitti. Akvaryum çok boş lan ha. Sence değil mi? Akvaryum çok boş yani. Kocaman bir akvaryum. Şu arkadaşlar gördüğünüz şey belki 2-3 ton vardır yani gerçekten. Aha geldi geldi geldi. Hemen kaçıyorlar çektiğimiz zaman. Abi güzel ama bu çok hareketli. Demek ki diğeri hastaydı Oktay. Aynen. Değil mi? Evet. Çünkü o hareket etmiyor. Bu bayağı bir hareketli. Burada ne varmış? Burada değişik bir türde balığımız var. Abi bu ne ya? Buna pek ısınamadım. Yalnız bu da bayağı büyüyormuş ha. Baksana. Oğlum şunu gerçek san. Ananı satayım gerçekmiş. Oğlum bu gerçekmiş lan. Oğlum. Yemin ediyorum gözü oynadı. Vallahi diyorum gözü oynadı. Vatoz lan bu. Yılan mı? Bu nedir? Bu vatoz bu böyle yuvarlak bir balık biliyor musun? Bunun büyük ihtimalle kağıdı vardır bir yerde. Kağıt. Aha bak bak bak. Gerçekten canlıymış. Burada başka balık yok. En azından görebiliyoruz biliyor musun? Hem bu var. Hemen netleştireyim size de. Hem bu var hem de bu var. Bunların olduğunu görebiliyoruz yalnız. Of 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 o ne? Oğlum bu şaka ya. Boktum aldılar ne boktum. Oğlum bu gerçek olamaz. La bu gerçek mi gerçekten? Gerçek kocaman balık. O ne lan? Oğlum bu çok değişik ama çok ilginç ya. Bugünün en ilginç balığını seçmeye çalışacağız tamam mı? Hep beraber siz de yorumlara en ilginizi çekini yazın. Abi benim şu ana kadar gördüğüm en ilginç kesinlikle bu. Baba bir selfie alırım seninle. Balığımızın ismi biber ton balığıymış. Biber ton balığı mı? Yani adı da hakikaten ilginç. Ana bir dakika. Bunu görüyorum. Bu nedir? Balık şu anda şu kısma gitti tamam mı? Oğlum oradan bu kısma mı geçti? Ne yaptı lan bu? Bilmiyorum ama bir şey söyleyeyim mi? Balık o kadar büyük değilmiş. Oktay, o balık o kadar büyük değildi. Vallahi değildi. Bak bu akvaryumda yuvarlak. Aynı dünyanın çevresi gibi dümdüz bir... Küçük yani. Evet. O balık küçük. O balık gerçekten küçük. Neden tahmin, neden hissettin? Gördüm. Bak cama çok yaklaştı. Çok küçük oldu. Gerçekten. İçinde de bu arada canlı yosunlar, mercanlar var ha. Bunları yani almaya kalkırsak alamayız. Çok pahalıdır yani büyük ihtimalle. Nasıl yapalım? Vallahi abi cam yuvarlak ha. Yani gerçekten yuvarlak. Bir yarım yuvarlak koymuşlar. Aha geliyor bak. Geliyor akşam. Oğlum bu farklı lan.
Az önceki şeydi Oktay. Buna bir bak, buna bir gel. Oradan görünüyor mu? Ona çok büyük gösteriyor böyle bakınca. Evet değil mi? Buradan bakınca çok büyük buna gösteriyor. Buradan bakınca çok küçük. Ama sanki değişti gibi ya. Önceden sapsarıydı, şimdi sarı siyah mı oldu bilmiyorum ki. Herhalde değişti. Ya da belki sadece bu var bilmiyorum. Belki tek başladı, belki iki tane olabilir. Yan tarafa geçelim. Oo bak bak. Görüyorsun değil mi? Hep bizi kandırıyorlar da. Aslında içindeki balık ufak ama yuvarlak yapıyor ve çok büyük oluyor. Oha başım döndü lan, bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Oktay bu ne? Solucan gibi çıkmışlar. Bak bak, deniz yıldızları var. Deniz yıldızı var ha Oktay. Bak ha, bunlar deniz yıldızı ha. Şurada da bir balık var ama bunu çekemiyorum arkadaşlar. Çok karanlıkta şu anda. Şunlar deniz yıldızı. Bak görüyor musun? Yapışmışlar hep. He doğru, aynen. Oğlum çok enteresan lan bu. İnanılmaz ya. Ya böyle bir balıklarım olsun isterdim ya. Hep çiklet, hep çiklet var bizde. Gerçi bu balık değil ki anasını zaten. Oktay şuna baksana bir. Çok muazzam görünüyor değil mi? Çok büyük görünüyor ama büyük değiller kesinlikle. Bence de, bence de. Yalnız içini göremiyorum. Başım dönüyor lan. Vallahi başım döndü. İçinde var ya arkadaşlar, şu anda size tarif edemem. Hani şurada taş var, şurada bir şey var diye. Öyle bir cam yapmış ki adam. Hatta şöyle yandan göstereyim size. Hah, aynı böyle göstereyim. Bakın şuradan gördüğünüz zaman içinde yani ne olduğunu ben size anlatamıyorum. Öyle bir cam kullanmışlar ki balığı göremiyoruz. Net olarak balığı göremiyoruz yani. Yalnız bayağı da büyük ha. Çünkü yakın olduğu zaman anlaşılıyor az çok da, uzaklaştığı zaman boyutu anlaşılmıyor. Buraya bakınca daha büyük görüyor musun? Değil yani mi? Şuradan bakınca zaten devasa görünüyor ya. Ama öyle değil yani. O akvaryum da büyük ihtimalle 200-300 litre bir şeydir. Evet, şurada bir çekelim. Bakalım burada ne var? Uf uf uf. Arkadaşlar herhalde burası deniz kısmı. Çünkü bunlar yani tahmin ettiğim kadarıyla deniz balıkları gibi görünüyor. Yalnız çok güzel lan. Gerçekten güzel Eda. Yani şöyle söyleyeyim. Şu turuncular mırıncılar var ya, bayağı bir farklı, bayağı bir güzel. Adamların balıkları gerçekten güzelmiş ha. Yani şu an yarısını gezmiş miyizdir Oktay? He? Oktay, biz buranın yarısını gezmiş miyizdir? Gezmişizdir aslında. Gezmişizdir değil mi? Yarısına kadar geldik. Çok güzel renkte balıklar var. Uzun bir yolumuz var, daha devam ediyor. Daha var değil mi? Var. Oktay bir sefer daha gelmiş buraya. Ya şöyle söyleyeyim, bazı turuncu... Benim bugün rengim turuncu, senin ne? Sen hangi renk balıkları daha çok seviyorsun? Renkli balıklar çok hoşlanır. Renkli balıklardan hoşlandın değil mi? Evet. Hangi renk mesela? Hangisinden hoşlandın? Turunculardan çok hoşlandım. Sen de turunculardan hoşlandın evet. Değil mi? Ben de turunculardan hoşlandım. Bayağı iyiler. Hatta şimdi size arkayı daha net göstereyim. Arkadaşlar yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bayağı da hızlı yüzüyorlar. Şu... Oğlum bunun rengi çok iyiymiş lan. Yetişemiyorum ha. Emmi oğlum bir dur da bir videonu çekeyim ya. Abi çok hızlı gidiyor ha. Turunculardan dediğim gibi çok beğendiğimizi söyledik. O zaman size bir turuncuları şöyle yakından gösterelim. Abi gerçekten güzel. Ama bunların var ya, yem yerkenki halini izlemek isterdim yani. Oktay gel. Çok popüler bir balık biliyor musun Oktay bunlar? Bu sarılar çok popüler ya. Yani deniz akvaryumlarında gerçekten çok fazla kullanılıyor. Ben Ankara'da Sincan'da otururken de pet shoplarda bundan bol bol vardı. Ama burada pek çıkmıyor karşımıza. Aa bu neydi lan, bu aslan balığı mıydı? Neydi bu? Oktay şuradan bir okuyalım. Bu aslan balığıydı diye hatırlıyorum. 38 santim oluyormuş. Bir yazayım mı? Bakayım tütçesini yazayım. Uf. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çok kavgacı diye biliyorum. Dipten yüzüyorlar. Ve onun dışında bunun çok daha farklı renkleri de var yani bildiğim kadarıyla. Yalnız abi bunlar camı öyle bir yapmış ki. Aslan balığıymış değil mi bu? Aha bak. Kesin şu mürendir ha. Ben bu müren biliyorum abi. Ağzını açıyor bak Oktay. Buradan bakarsan daha iyi görürsün. Bak buradan bak. Gördün değil mi? İçeride yılan gibi. O mürendi abi. O kocaman mıdır? Buradan saklanıyor. O var ya çok büyük ha. O şey gibi. Arkadaşlar şimdi buradan da böyle bir pencere var. Bu pencereden içeriye doğru süzüleceğiz şimdi. Yalnız içeride gerçekten... Oğlum onu satayım. Ne balığı? Köpek balığı. Köpek balığı mı? Allah'a diyorum anasını satayım. Buraya gel. Abi köpek balığı varmış. Buraya gel diye Oktay. Şaka mı yapıyorsun lan sen? Yalnız var ya, şunları ben şey zannettim ha. Bizim orada bir balık türü var. Çikletçiler bilir, neydi adı ya? Frontoza. Frontoza zannettim lan. Oğlum o an köpek balığı geldi. Seni dinledi lan Oktay. Onu nasıl diyeyim, iki tane. O da tam buraya kadar geldi.
Vay anam, vay 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 vay. Yalnız bu balıklar bunları nasıl yemiyor lan? Bunu ne bileyim sandırmıyor. Ne? İşte ben de onu merak ediyorum. Ben evde iki tane balık besliyorum, birbirine giriyorlar. Burada kimse birbirine girmiyor. Hele o köpek balıkları bunları yemesi lazım lan. Yalnız var ya, burayı daha iyi gördüğümüz bir yer vardır kesinlikle. Yani bu kadar balığa böyle küçük bir giriş yapmazlar. Gel gel şuradan devam et. Oo, iki tane miymiş? İki taneymiş. Biri orada, biri aşağıda ama aşağıdaki daha görkemli görünüyor. Belki de şeyden olabilir. Cam yanılmasından da olabilir ha. Sadece iki tanesi duruyor. Yoksa belki kavga ederler. Ya da yerler. Burada böyle yine böyle bir şeyler var ama anlamıyorum. Bakalım daha neler varmış. Aha arkadaşlar, tahmin ettiğimiz gibi yani oranın bir başka yerden görüntüsü. Oğlum ben kız bir an içeride zannettim lan. Ne? Ben bir ara kızı gerçekten akvaryum içinde zannettim lan. Yemin ediyorum. Vallaha. Çok en... Abi. Oğlum başım dönüyor la. Bu ne Oktay? Bu ne oğlum? Ne balığımış bu? Ne bileyim ben. Ben bilemem bunu. Bak. Junior'ı görüyor musun? Hemen geliyor. Dinozor fosili de koymuşlar abi. Güzel olur. Ama yalnız var ya, yemin ediyorum ya, yansıma oluyor. Şey oluyor yani, gerçekten insan nasıl olduğunu anlamıyor. Yani şu an camın içinde gibi hissediyorum lan kendimi. Sağıma soluma bakıyorum, balıkların içindeyim ya. Çok enteresan, güzel. Girişte kaç euro verdik Oktay buraya? 10 euro verdik değil mi? Tamam, 6 kişi 60 euro verdik. Yani kişi başına 10 euro. 10 euroya gelmiş. Aa, şaka yapıyor lan, üstümüzde de cam varmış. Arkadaşlar üstümüzde de cam var. Size burada şöyle bir şey sokmaya çalışmışlar. Hani bu akvaryumun içine koymaya çalışmışlar sizi. Bakın az önce şu camdan bakıyorduk bak. Orada bir tane yuvarlak cam var. Köpek balığı. Üstümüzden geçer mi, ne diyorsun? Onu satayım, şansımıza tüküreyim. Vallahi geçti. Ama başım deniyor lan. Ya işittirin, çok tatlı. Bunu bana verin ya. Oktay şunu alalım. Bunu alalım Oktay. Şu turuncuyu alalım. He ya, çok tatlı ya. Çok tatlı lan. Oğlum bunlar ne ama lan? Çok saçma oğlum. İçimizde yine geçiyor köpek balığı. Köpek balığı bağımlılık yaptı. Abi şaka yapıyorsun. İki tane köpek balığı var bir de. Oğlum bu aşağıdakine bakınca bir değişik oluyor lan. Ayağımın yanında köpek gibi sanki. Şöyle bakar mısınız? Ayağımın hemen yanında lan. Gerçek mi? Nedir bu? Vallahi gerçektir büyük ihtimalle ama bu bir hareket ederse var ya, büyük ihtimalle seninle kaçarız buradan. Vallahi kaçarız seninle. Çünkü bakın sanki cam yok sanki. Değil mi? Cam yokmuş gibi. Vallahi. Bir dursana nokta içinde sen. Ben seni bir göstereyim. Arkadaşlar ya, kavisli yapmışlar ya. Yarım cam yapmışlar. Şöyle Oktay'ı içine aldık yani şu an. Yalnız Oktay ısınmıyor ya. Adam 2 metre. Gel kanki gidelim. Burada ne varmış? Burada fosil mi arıyoruz? Anam düşeceğim. Ne oluyor? Buradan bunu mu arıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bu ne? Bura beni sarmadı abi, gidelim. Bu beni sarmadı. Oo bak burada keyif yeri de yapmışlar. Hemen o zaman bir keyif yapalım. Evet arkadaşlar, bu tip bir yeri bulmuşuz. Bir keyif yapmadan da olmazdı. Yalnız gerçekten güzel gidiyor. Hangilerini beğendiniz? Yorumlarda yazarsınız. Daha devam ediyoruz zaten. Daha birçok akvaryum var. Ben şu olarak görüyorum zaten. Oktay, senin hangisi de en değişik olan? En değişik bir şunu gerçekten şaşırdığın bir deli var mıydı? Yoktu ya. Ben vallahi o sarıyı çok beğendim. Yani o benim sarı gerçekten... Wow dediğim tarzda bir şeydi. Hadi devam edelim. Haydi devam. Gerçekten ona yani wow derdim yani. Zaten dedim de. Bu nedir? Vallahi benim İngilizcem ya da Fincem yok. Sen biliyorsan. O ne lan? Bilinçli mi? Puan mı kazanıyorsun? O ne saçma bir oyun lan? He, renklere basıyorsun. Dur, iki tanesini sen bak, iki tanesine ben bakayım. Sen benimkine de sen bak. Sen şunla şuna bas, ben de bununla buna basayım. Tamam mı? Hadi başlıyoruz. Oha, Oktay kırdın. Hadi gidelim. Makina üstümüze kalacak. Abi, devam ediyoruz. Aa baksana, Orna'nın buradan da bir bakışı var. Oğlum bu çuş lan. Buradan daha büyük görünüyor Oktay. Bunlar da gerçek mi? Yok lan, bunlar sahte. Oktay da bizi yiyor. Oktay fark ettin mi yalnız? Şuna bakar mısın bir? Ne diyorsun buna? Buna ne diyorsun şimdi sen? Buna bir yorum yap yani şimdi. Bu nedir abi? Az önce daha küçük görünüyordu. Fark ettin değil mi? Dur, hemen şuradan bir daha göstereceğim size arkadaşlar. Bakın hemen size buradan bir daha göstereyim. Buradan ufak görünüyor, tamam mı? Ama işte hep o camların yansıması ya.
Abi şuna bakar mısın bir? Buradan da benden uzun lan balık. Oğlum bu nasıl hareket edecek burada? Gerçi hareket etmiyor ki anasını satayım. Şuna yakından bakabilir miyiz? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Devam köpek, ediyoruz. Artık görüyorsunuz köpek bizi burada da rahat bırakmıyor. Bizi burada da bırakmıyor. Devam edelim bakalım neler var. Böyle burada böyle bir akvaryum var. Bu pek ilgimi çekmedi. Aynen. Yalnız evet çekmedi. Hakikaten çekmemiş. Şöyle bir yorum yapayım dedim ama yok baba o bana gelmez ya. Şurayı ben size bir uzaktan göstereyim hemen. Evet arkadaşlar 3 akvaryumun arasına geldik. Bakalım burada neler varmış. Şaka mı yapıyorsun lan? Bunlar böyle yüzüyor ha. Ot zannettim bunları. Bunlar şu an fark edilmiyor değil mi? Neyse birazdan bunları yakından size gösteririm. Abi burada ne varmış? Valla ben de anlamadım ki burada ne var. Aa burada yaşayan mercanlar var. Oğlum şu küçücük bana verseler var ya. Bunu ben kocaman yaparım. Ben bunu kocaman getireyim de. Abi şaka yapıyorum. Mercanlar gerçek ya. Canlı ya. Gerçekten çok güzel. Hemen size yakından göstereyim ben. Hemen aldım. Önce mercanlardan başlayacağım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu mercan yavruları büyük ihtimalle. Ama nasıl oluyor? Ben anlamıyorum ki. Nasıl çoğalıyor? Bak şurada da kestane mi diyorlar? Ne diyorlar? Kestane herhalde. Arkadaşlar bakar mısınız? Taşlara, her şeye tutunmuşlar ve büyüyorlar o mercanlar. Ve çok tatlılar gerçekten. Bakın şurada mesela tutunmuş. Orada büyüyor. Burada yine değişik bir balık var. Burada bir tane turuncu vardı. Kalkıp gitmiş lan. Oğlum su midyesi var. Tuzlu su midyesi bile var lan. Belki tatlı su da olabilir. Yok yok bu akvaryum kesin tuzlu su. Evet. Arkadaşlar hele buradaki balıklara bakar mısınız? Balıklar dik dik yüzüyor lan. Ana şurada da varmış. Göremedim ha. Birden hareket ettikleri zaman fark edebildim. Şuna bakar mısınız? Vurduğum yere geliyorlar lan. Çok saçma. Oğlum bunlar kafa üstü yüzüyor lan. Bunlar nasıl yiyemiyor? Bak şunlardan çok farklılar abi. Bu ne? Böcek gibiler lan. Gerçekten çok ilginç. Şurada ne varmış? Arkadaşlar burada da deniz atları var. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Deniz atları gerçekten çok büyükmüş lan. Uf cidden büyük. Lan bunlar yaşıyor mu lan? Abi gerçekten çok güzelmiş ama. Şurada bir tane deniz yıldızı da var. Şöyle parlıyor parlıyor ama bilmiyorum gerçek mi tabii de. Bakalım devam ediyoruz. İlginç. Arkadaşlar şimdi böyle bir tünele geldik. Bu tünelde bizim o öleceğim lan. Arkadaşlar burası neresi biliyor musunuz? Bu hani çok büyük bir balık görmüştük ya ve köpek balığının olduğu bölüm. İşte arkadaşlar meğerse oraya biraz daha ilerlediğiniz zaman şuradan böyle bir yerin altına getiriyormuş. Yani burası bayağı büyükmüş yani. Köpek balıklarının hakkını veriyorlar. Şuna bakın. Oğlum oha gördün değil mi büyüklüğünü? Ama içinde çok küçük balıklar da var la. Nasıl yemiyorlar lan? Aa köpek balığı üstümüzden gidiyor Oktay. Abi güzel. Yalnız var ya burada bir ciklet atsak ciklet balıklarının burada ne çoğalır ya da lepistense. Acayip lan. Çok hızlı büyür herhalde ya. Bakalım daha neresi var. Yalnız var ya hakikaten bir başımız dönmedi değil ha. Oo şimdi de büyük havuzlara geldik. Burada ne varmış? Arkadaşlar şimdi de böyle bir yere geldik. Yalnız buradaki balıklar ne oldu belli değil lan. Zaten ne fincemiz var ne İngilizcemiz var. Gerçi Türkçemiz bile yok neredeyse. Abi burada da değişik bir yere geldik. Şu sandığı bir gösterelim. Şu sandık güzel çıkıyor mu? Ben şöyle bir alayım. Arkadaşlar şurada bir sandık var gördüğünüz gibi. O sandığı şimdi buradan açacağız. Çok enteresan. Onun içine hava basmışlar tamam mı? Tuşa bastığımız an açılacak. Bak şimdi tuşa bastım ben. Birazdan açılacak. Açılmıyor lan. Evet. Gerçekten güzel. Yani değişik detay yapmışlar. Yalnız nasıl bir tuşla biz bunu hareket ettiriyoruz onu da bilmiyorum. Yalnız birazcık dolması lazım gördüğünüz gibi. Havayı dolduruyor tamam mı? Şeye bastığımız zaman. Ondan sonra da şu Oktay atlamıyorsun değil mi içini? He? Yavrucuğum, çocuğum. Çocuğum içine atlamıyorsun inşallah. Dur lan ben de geliyorum buraya. İnşallah bizi kovmazlar ha. Arkadaşlar tepesine çık. Ananızı satayım nereye geldin? Abi değişik görüntüler var. Yalnız burada bir balık beslenir var ya. Vay anasını be. Bunlar doldurmuş da içini. Biz buraya şimdi bir ciklet ataydık. Neler olurdu lan. Yalnız camın kalınlığı da hakikaten şeye değer yani. Şaşırtacak derecede. İyi de temizliyor ha. Akvaryumlar temiz. Şuraya düşmeden arkadaşlar bir geçeyim. Oktaycığım sen şöyle bir çekiliver. Tamam. Ben bir de oraya geçeyim. Teşekkür ediyorum çiçeğim. Burada ne varmış abi? Burada değişik balıklar var. Gördüğünüz gibi burada da bu tarz bir balık var.
Bunları yalnız ana akvaryumdan ayırmışlar. Öyle zannediyorum ki bunlar yavru arkadaşlar. Büyük ihtimalle çünkü alttakiler gerçekten büyük. Herhalde bunlara sıkıntı çıkartıyorlar ki bunları buraya almışlar. Aşağıda bir vatoz falan var abi. Şurada yine değişik balıklar var. Herhalde bunlar yavruluk ya. Yalnız şuradan bir tane alayım mı, ne diyorsunuz beyler? He? Şuradan hemen bir tane elime atayım mı? İnsanın atası da geliyor yani. Bakalım buradan nereye geldik. Tellerle falan ayırmışlar abi. Burada da değişik balıklar var yani. Şöyle bir bakın göster. Oo, gerçek bir deniz yıldızı. Gerçek bir deniz yıldızı. Ama var ya, burada ne ciklet beslenir la. At buraya yavrular abi. O yavrular var ya, devasa olur, devasa. Bu büyüklükteki ananı satayım, o ne lan? Ananı vallahi dokundum. Vallahi dokundum. Oo, vallahi dokundum. Yemin ediyorum dokundum. Vallahi dokundum. Oktay, arkadaşlar balığa dokunduktan sonra kaçıyoruz oradan. Hakikaten balığa dokundum ben. Burada da deniz yıldızı cenneti var. Arkadaşlar ben bir şeyde okumuştum. Deniz yıldızlarını kesip attığınız zaman ne oluyormuş biliyor musunuz? Bir daha ürüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. İki parça kendisini tamamlıyor ve iki farklı deniz yıldızı oluyor. Vallahi çok enteresandı o. Şuraya bakar mısınız? Değişik deniz yıldızları var. Yalnız var ya, buraya midye koymuşlar ama midyeleri de yemişler ha. Ya deniz yıldızları yedi ya başka bir şey oldu. Yalnız şu beyaz hakikaten büyük bir şey. Bunlar deve deniz yıldızıymış. Deve deniz yıldızı. O neymiş lan? O nasıl bir atla? Umarım bizi kandırmıyordur Oktay. İnce söyledir evet. Hadi devam edelim bakalım. Arkadaşlar böyle de yukarıdan bir görünüm sağlamışlar akvaryumlara. Yalnız yani akvaryumlar da gerçekten ufak değil. Yalnız temizlemesi gerçekten güzel ya. Yani şöyle bakıyorum da hepsine ayrı ayrı temizlik yapılıyor. Acaba diyorum bu suların hepsi bir yerde toplanıyor da öyle mi temizleniyor bilmiyorum ama. Arkadaşlar az önce çekemedik. Bilmiyorum nerede kaldım ama hafızam dolmuş. Yeni bir yerden devam ediyoruz. Şuna bakar mısınız? Değişik balıklar ya. Hemen netliyorum abi. Yalnız gerçekten turuncu sevdiğimiz kadar varmış ya. Gerçekten biz... Oğlum bunların gözü çok çirkin lan. Harbi. Değil mi? Ama çok tüllü müllü değişik balıklar. Hele şu var ya. Baya yani gelin gibi salınıyor lan. Abi maşallah yemin ediyorum çok güzel bir yer yapmışlar. Beğendim yani. Gerçi bir şekilinde yaptı bize, fark ettin değil mi? Şuna bir geçelim de var ne yok. Buraya bakalım. Burada neler varmış. Kumla oynuyorlar. Onun dışı... Oktay. Oktay sana yemin ediyorum bu benim kilomdadır. Oktay bu benim kilomdadır. Arkadaşlar herhalde bu gerçekten bizim kilomuzda lan. Arya. Anlatılmaz abi. Gerçekten anlatılmaz. Yani bunu gerçekten size tarif edeyim. Müthiş. Arkadaşlar şimdi de deniz anaların yanına geldik. Abi bu gerçekten sanki bir film gibi ya. Vallahi bir film gibi yani. Yani bunun var ya, gerçek olduğuna gerçek artık inanamıyorum ben. Yani bu da mı var lan? Bu da mı var lan? Yani bu da mı böyle değil lan der gibi yani. 10 euro aldılar ama yani abi 66 lira yapıyor değil mi girişimiz? Kişi başı 66 lira ama neler yok ki? Şuna bak lan. Şuna bakar mısınız nasıl hareket ediyor abi? Müthiş, gerçekten müthiş. Devam edelim. İzlesem var ya, izlesem ben bunları yarım saat izlerim de her birini. Gelin bakalım şurada ne var? Burada Aravana mıydı neydi ya bunlar? Sanki Aravana mıydı, öyle değişik bir ismi vardı. Arkadaşlar bunun adını biliyordunuz herhalde ya. Bunu kesin biliyorsunuzdur da benim aklıma gelmedi. Burada neymiş abi? İsmi... Aa bunun ismi yazmıyor. Bunun ismini hakikaten yaz... Oo altta bir vatoz var ha. Oktay yani seninle gördük ya bir tane. Dedim ya bu canlı diye. İşte o bu tarzda bir şey biliyor musun? Bu tarzda aynen. Hı hı. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ben de koyu kahverengi görüyorum. Yani ben de pek net görmüyorum. Aferin. Easy boy. Güzel. Işığa çıkmana sevindim dostum. Hadi devam edelim bakalım. Şarjımız %5 bu arada. Yetiştirmeye çalışıyoruz gençler. Oğlum bayağı büyükmüş lan. Burada ne var? Bu ne lan? Bunların gözleri yukarıda. Vallahi. Abi şaka yapıyorsun. Oktay görüyorsun değil mi? Balığın gözü yukarıda. Oğlum öyle çok kadar çok enteresan lan. Oktay bu benim bugünkü en önemli balığım buydu. He? Vallahi abi gözü yukarıda ya. Sen ne diyorsun? Bugünün en iyi balığı olabilir mi sence bu? Bence de. Şaka yapıyorsun, neler var? Dev balina da unutmayalım. Dev balina, evet o maviyi de unutmayalım. Şuraya bir bakalım, burada ne var? Burada da sığ su balıkları var arkadaşlar herhalde. Bakarsanız çünkü az doldurmuşlar. Ama
Bu yok abi, bu değil. Bu benim ilgimi çok çekti lan. Kaç tane var? 2, 4, 6. Bir tane bana verin lan. Biz de hemen istiyoruz. Bir tane bana ver pampa diye. Ana Oktay, bu ne? Su sızdırıyor. Akvaryum sızdırıyor lan. Nasıl bir şey yapmışlar? Ben sana bir şey söyleyeyim mi Oktay? Kesinlikle bence bu akvaryum suyuyla alakalı değil ha. Bu kesin başka bir yerden su geliyor. Sanki öyle bir hava oluşturmuşlar öyle burada. Yoksa saçma olur yani. Patlar matlar, sıkıntı yani. Ne var abi burada? Burada yine değişik değişik balıklar var ama bunları pek gösteremiyorum panda, herhalde. Panda balığı. Panda mı? Bak yazıyor panda. Abi panda koymayaydınız ya. Panda koyduğunuz zaman pandaların nesli tükeniyor ya. Çok tatlı ama bunları pek gösteremiyoruz. Aynen. Işık yetersiz. Allah, burası da abiler. Oğlum bunlar bizim girişte gördüğümüz balık lan. Bunda da pusu balığı. Pusu balığı mı? Oğlum hiçbiri de saklanmıyor. Emin misin nokta? Onu satayım. Onu satayım. 1 metreden büyük. Oğlum hakikaten bunlar aromana. Oktay, bunları satıyorlar biliyor musun pet shoplarda? Satıyorlar değil mi? Bunları satıyorlar da tabii bu kadar büyütür müsün? Onu bilemiyorum. O da ayrı konu tabii. Orada yine değişik enteresan. Aa, bu da kedi balığı. YouTube'da bir insanda gördüydüm. Bu da bayağı büyüktü ama bunun kadar değil ya. Bu bayağı büyük. Burada ne var? Vallahi bunu bilmiyorum. Devam edelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada videomuz sonlandı. Artık buraya kadar. Yalnız oğlum şurada insan kafaları var lan. Bunlar oraya nasıl girmiş? Oğlum burada insan kafası vardı az önce ha. Arkadaşlar lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hangi balığı beğendiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Benimki gerçekten o en son gördüğümüz pörtlek gözlerdi. Gerçekten onları beğendim. Çocuk oradan arıyor oğlum. Çocuk intihar etmiş. Kendinize iyi bakın.